Şimdi dediğinize tamamen katılıyorum. Son yıllarda denizlerde oldukça etkin bir politika izliyoruz. Bunlar aslında bütün ülkeler için geçerli. Yani sahip olduğumuz ekonomik, teknolojik ve teknik imkanlar doğrultusunda denizlere ulaşım söz konusu olabiliyor. Türkiye eski itibariyle 2000'li yılların başında Kıbrıs dolayısıyla, Doğu Akdeniz dolayısıyla bir takım kararlar aldı. Bu kararlardan bir tanesi araştırma gemileri, milli araştırma gemileri, ulusal araştırma gemileri ne sahip olmaktı. Ve ardından da ulusal araştırma gemilerinin belirli çerçevesinde sondaj gemileri edinebilmekti. Tabii bunları sahip olabilmek belli bir zaman sürecinde gerçekleşiyor. Ve beraberinde sahip olduğunuz bu teknolojik güçle beraber denizlere açılabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin devamlı olarak gözü Doğu Akdeniz'de ama dünya diye biz tek bir deniz olarak algılıyoruz ve tüm dünya denizleri üzerinde Türkiye'nin ekonomik anlamda yetkilerini kullanabileceği alanlar var. Ve bu güce paralel olarak işte Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve beraberinde okyanuslara doğru bir açılım gerekecek. Türkiye bunu da gerçekleştirmeye çalışıyor. Örnek olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği üzere Somali kıyılarında olsun, bir başka devletin ekonomik yetki alanlarında olsun bu faaliyetleri icra edebilecek güce ulaştık biz son yıllarda. Ve bunun beraberinde de tabii doğal olarak hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların da çözümlenmesi gerekiyor. Şimdi enerji aslında denizlerden istifade bakımından tek bir yön değil. Yani bu işin içinde balıkçılık var vesaire var. Bunlar tabii girmeyeceğim ben konuya çok fazla detaylı olarak. Ama Türkiye uzun bir zamandan beri özellikle Afrika kıyılarında dahi daha önceden gerçekleştiremediğimiz balıkçılık aktivitelerini de yapıyor. Ama enerji kısmına geldiğimiz zaman Doğu Akdeniz'de kendi egemen yetki alanlarımızı sahiplenebilmek adına işte az önce bahsetmiş olduğunuz Libya'yla bir anlaşma yaptık. Ve bu anlaşma çerçevesinde de en azından Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gayrimeşru aktivitelerini ya da devlet uygulamalarının önüne geçebilmeyi imkan sağladık. Şimdi Meis Adası'na geldiğimizde Meis Adası bakımından tutarlı bir davranış sergiliyoruz. Çünkü Meis Adası eski itibariyle 12 kilometre kareden küçük bir deniz bir parçacık adadan bahsediyoruz biz burada. Üzerinde bir yaşam olsa dahi ve 2 kilometre Türkiye'ye uzaklığı var ve onlarca yüzlerce kilometre uzaklığı Yunanistan'a var. Şimdi uluslararası hukukta bir devletin ana karasının ötesinde adaları olduğu takdirde sınırlandırma her zaman için ana karalar arasında çizilir. Dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan arasında bir deniz sınırlandırması olacak olur ise Türkiye'nin ana karasıyla Yunanistan ana karasında sınır çizilir. Bu sınır çizildikten sonra da bu sınırın etki edebilecek özel durumlar dikkate alınır. Bunlardan bir tanesi adalardır. Ana karanın sahip olduğu adalardır. Yunanistan'ın sahip olduğunu iddia ettiği ki Meis'de bir tartışma yok ama Meis'in yanında bir iki adacık parçası var. Bunlarla ilgili bazı uyuşmazlık var şu an için Türkiye bakımından. Ama Uluslararası Adalet Divanı'nın yerleşik kararlarına baktığınızda ve uluslararası hukukun genel temayülüne baktığınızda bir ana karanın çok ötesinde bir diğer uyuşmazlık olan ana karanın yakınında olan adacık parçalarının münasip ekonomik bölge ya da kıta sahanı sınırlandırmalarında hiç dikkate alınmadığını görüyorsunuz. Bazen az etki verildiğini görüyorsunuz ama bizim olayımızda etki verilebilme ihtimali yok. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de doğal olarak Meis Adası'na hiçbir etki vermeksizin bir uygulama gerçekleştirmeye çalışıyor. Doğal olarak bunun tabii siyasi, hukuki, ekonomik bir takım tepkiler doğacaktır karşı tarafta. Yunanistan ise itibariyle Türkiye ile karşılaştırdığında ekonomik olarak, nüfus olarak vesaire olarak dikkate alınacak bir değer değil. Fakat Yunanistan da bu güçsüzlüğünü işte örnek olarak Fransa'yı yanına çekerek gidermeye çalışıyor. Bir başka Avrupa devletini yanına alarak çekerek gidermeye çalışıyor. Yalnız unutulmaması gereken bir nokta var, önemli bir nokta. Buradaki enerji kaynaklarını sadece Türkiye işletmeyecek. Dünyada enerji kaynakları işleten şirketler uluslararasıdır. Nerede kurulmuş olurlarsa olsunlar. Bunlar dünyanın neresinde olursa olsun enerji kaynaklarını işletebilecek bir şekilde politika üretilmesini isterler dünyada. Dolayısıyla Yunanistan arasındaki ve Türkiye arasındaki bir problemi de çözümünü dilerler. Ve bu çözüm içinde uğraşırlar. Yani
Çünkü bu uluslararası şirketler bazında tek değer verdikleri yargı ekonomiktir, parasaldır. Yani dolayısıyla ne olursa olsun orada bir ekonomik kaynak var ise bu kaynağın işletilebilir duruma gelmesidir amaç. Dünyada o yüzden Yunanistan'ın çok fazla bir destek olacağına inanmıyorum ben. Bulsak bile Türkiye'nin de bu verilen tepkiye, karşı tepki verici gücü sahip olduğunu inanıyorum. Yok. Tam aksine derinleşebilir, çatışmaya da dönüşebilir. Yani uluslararası hukukta şöyle bir durum var. Biz bunu Ege'de yaşadık. Eğer devletlerin, iki devletin deniz alanları birbirleriyle çatışıyor ise, şu anki işte Meis örneğinde olduğu gibi, uluslararası hukuk diyor ki, çatışıp ileride bir çözümü engelleyecek devlet uygulamalarından kaçının. Yani dolayısıyla, ama aynı zamanda diyor ki, bir çözüme erişinceye kadar sahip olduğunuz bu uyuşmazlık alanını birlikte işletebilecek çözümler üretin. Şimdi bu aşamaya biz Yunanistan tutumu dolayısıyla şimdiye kadar gelemedik. Aslında gönül arzu ederdi ki Doğu Akdeniz'i bütün Doğu Akdeniz ülkelerini birlikte işletebileceği bir ortama sokabilseydik. Ama bunu biraz kaçırdık gibi gözüküyor. Bir diğer husus. Şimdi Ege Denizi'nde bir uyuşmazlığı İleride çözümü engelleyecek uyuşmazlığı kaçınabilmek adına devlet uygulamalarından her iki devlet kaçınıyor. Buna şüphe yok. Uluslararası Adalet Divanı'nda kararı var bu yönde. Fakat Meis Adası ile ilgili olarak bizim ileri savunduğumuz doktrin ya da politika, yürüttüğümüz politika o kadar hukuka uygun ki, yani Meis Adası'na herhangi bir deniz etki alanının verilmemesi o kadar hakkaniyete uygun ki, bizim bundan geri adım atabilme ihtimalimizin olduğunu düşünmüyorum ben. Ve düşünün, Yunanistan'ın yüzlerce kilometre ötedeki bir ortama, Türkiye'nin neredeyse 2 kilometre, 3 kilometre ötesine donanma gücü yollayabilmesi de bence çok mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum ben. Yani bu bir Yunanistan açısından bir intihar olur diye düşünüyorum yani işin aslında. Hiçbir etkisi olmaz. Uluslararası antlaşmalar özellikle taraflarını bağlarlar. Dolayısıyla Yunanistan'ın Mısır'la gerçekleştirebileceği böyle bir antlaşmanın Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu antlaşma üzerine hiçbir tesir olmaz. Ne olur? Bu bölge tamamen karmaşık bir yapıya dönüşür. Üzerinde çeşitli devletlerin egemen yetkilerinin olduğunu iddia ettikleri bir alana dönüşür. Ve çözümü biraz daha zorlaştırır. Mısır'ın Yunanistan'la böyle bir antlaşma yapabileceğine inanmıyorum ben. Böyle bir antlaşma yapacak olur ise Mısır, ileride bu çok tarihsel açıdan çok büyük bir yanlışa girerler. Çünkü Mısır'la Yunanistan tezi şudur, adaları dikkate alarak, adalardan en üst, Mısır'a yakın, en yakın adasından başlayarak eşit uzaklık çerçevesinde bir sınırlandırma istiyor Yunanistan. Böyle bir sınırlandırma ise Mısır'ın aleyhine, yani tarihsel olarak çok büyük bir hata yaparlar ve tarihsel olarak bir yargılanmaları söz konusu olur. Mısır'da böyle bir antlaşmayı onaylayacak olan bir makamın, Mısır'ın hak ve menfaatlerinin aleyhine bir gerçekleşir bu. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum ben. Ama yapacak olurlarsa da bu bizim dediğim gibi Türkiye ile Libya arasındaki antlaşmanın seyrini etkilemez. O antlaşma varlığını sürdürür ve antlaşmanın gereğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapar.